Hazır mısınız? Tamam. Hazırız. Okul açılana kadar yapılacak TEOP çalışma programı. 11 uyanma. Aa! 11'de mi uyanacaksınız? Bak, geç saate kadar çalışacağız anne. Tamam tamam, sustum. Bakayım devamında ne var? 12 kahvaltı. Ana! Anca açılıyoruz Haluk amca. Uyku sersemi kahvaltı yapamıyoruz yani. Doğru yani, ben de öyle hemen ayılamazdım. Doğru. 13 havuz. Oh, sabah kalktınız hiç çalışmadan direkt havuz, öyle mi? Daha dinç olmak için anne. 16 hafif yemek. Oh, akşam oldu, daha TEOK'tan eser yok. 17 test çözme. 18 serbest internet saati. Sabahtan beri bir saat çalıştınız, hemen internet maşallah. Ama bu saate kadar internet de yok farkındaysan. Hem şu ana kadar sadece TEOK için dinç olmaya çalıştım. Bravo. Çok çalıştı çocuklar. Bildiğin gibi değil. Meltem, bu 16 hafif yemek neymiş, onlar bir saysana bana. Sana ne? Ne yiyeceklerse yiyecekler. Hayır, yani abi, sen mi hazırlayacaksın onlara yemeklerini? Hayır abi, merak etme. Gerçi genelde sen hazırlıyorsun ama. Ne yapacaksın yani? Ya Allah Allah. Siz resmen bizle dalga geçiyorsunuz. Ya öyle deme. 3 saat test çözecekler. Bence gayet iyi. İşte Haluk amca bu. Aslında verimli çalışsalar olur. O zaman bir şartla kabul ediyorum. Test çözerken internet falan yok. Ne? Ama biz konuları internetten çalışıyoruz ya. Hayır efendim, hiç öyle bir şey yapmıyorsunuz. Anneniz haklı. Test çözerken internet yok. İnternet yok. Önce testinizi çözün, sonra dileyin bizden ne dilerseniz. Ya ne diyeceğim? Bir de grup kuralım. Adı da TEOK olsun. Çok güzel. Kimin ne sıkıntısı varsa bu gruba yazsın. Hep beraber çözeriz. Tamam. Sen bizi ekle şimdi. Ha çocuklar, bize ulaşamadığınızda Haluk amcanız var, Meltem teyzeniz var. Onlara derdinizi söylersiniz. Tabii tabii. Siz yeter ki çalışın. Tabii. Yaptın mı Meltem? Yapıyorum. Şu anda kuruyorum. Bekle canım. Böylece benim üye olduğum grup sayısı 14'e çıkıyor Gönül. Benim ikinci. İlki aile grubu. Havuç, Duygu, Meltem, ben. Bende bir sürü var abi. Bende aile grubu var, iş arkadaşları grubu var, ortaokul arkadaşları, lise arkadaşları, onların hepsi ayrı grup. Sırf erkek arkadaşlar böyle bir grubumuz var. Peki zero erkekler grubunuzda var mı? Evet var abi, katılmak ister misin, alayım mı seni de? Ben varsam orada zeroluk olmaz ki, ben sizin oranınızı yükseltirim. Geldi. Bak, geldi tamam. Bir de resim koy Meltem. İkisinin resmini koy bence. Hatta dur şimdi. Beni eklemedin. Ne? Ekledim. Dur. Tamam dur ya. TEOK grubuna resim çekiyor. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bugün test çözmeyi düşünüyor musunuz? Ne oldu anlaştığımız TEOK programına? Anne, daraldık ya. Nefes alamıyoruz. Nefes alacak yerimiz yok. Ev, etüt, okul. Hakikaten ya. Evden servise, servisten okula, okuldan servise, servisten eve. Havayla temasımız yok bizim. Çok abartıyorsunuz. Bir kere okullar daha açılmadı. Ama ben sizin bu nefes probleminizi çözeceğim. Görürsünüz. Ay, hoş geldin Ayri. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ay, çok teşekkürler. Zahmet oldu. Aa, zahmet mi olur? Ne demek? Hayriye, nasılsın? Neler yaptın bunca yıl? Gerçi haberlerini ara ara alıyorduk Emine'den ama. Çok şey yaptım Gönül Hanım. Ama şöyle özetleyebilirim. Hiç pişman olacağım bir şey yapmadım. Hep iyi ki böyle yaşamışım dedim. Ya değil mi? İnsan en çok yapmadıklarına pişman oluyor. Sonra? 2 yıl Hindistan'da yaşadım. Hmm. 1 yıl da Tayland'da yaşadım. Çok iyi geldi bana. Tabii canım. Farklı kültürler çok geliştiriyor insanı. Bu arada sık sık evlendim. Evlendim, boşandım. Olmadı, yürütemedim. Olsun, olsun. Biz de çocuk büyüttük işte. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Böyle şeyler bana çok saçma geliyordu baştan ama şimdi çocukları görüyorum da bir tane ben de yapsaydım diyorum. Hani böyle pişmanlıklardan konuştuk ya. Siz doğru söylüyorsunuz. İnsan bir tek yapmadıklarına pişman oluyor. Benim de pişmanlığım bu. Sahi nerede çocuklar? Ha, buradalar. TEOK sınavına hazırlanıyorlar. Merve! Orçun! Oğlum gelin bir dakika.
Ay inanmıyorum, ne kadar çok büyümüşsün. Ya. Merhaba. Ay sen de çok büyümüşsün, merhaba. Çocuklar, Hayriye ablanız Emine ablanın kardeşi. Merhaba. Evet. Merhaba. Hayriye ablanız nefes terapisti. Şimdi size biraz egzersiz yaptıracak. Gene mi egzersiz ya? Aa korkmayın. Benim egzersizlerim çok zevkli. Daha güçlü. Daha güçlü, daha güçlü. Duyun sesleri. Çok güzel, daha güçlü, harika. Hadi bakalım, daha yüksek A ses duymak istiyorum. Orçun ittir bakalım ellerime. İttir. Azidir devam. Hadi oğlum hadi. İttir. Full çekeceğiz. Merve ittiriyorsun. Hadi Merve. Hadi ittiriyorsun. Daha güçlü. Daha güçlü. Daha güçlü. Çok güzel. Süper. Harikasınız. Harikasınız. Şimdi ellerinizi yana uzatıyorsunuz. Uzatın bakalım. Uzat oğlum uzat. Uzatın uzatın. Çok güzel. Harika. Şimdi derin derin nefes alıyoruz. Alın nefesinizi, 8 sayı daha nefesimizi alacağız ve 8 sayı daha vereceğiz. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veriyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alıyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veriyoruz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çok güzel, harikasınız. Evet, ruhum özgür. Ben özgürüm. Bedenim özgür. Özgür değilim Teogor. Testler var. Nefes almayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Full çekeceğiz. Full çekeceğiz. Full, 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 full. Geçmişe ait bütün korkuları bırakıyorum. Teo korkularımı da bırakıyorum. Sırtımdaki bütün yükleri bırakıyorum. Nefes al, ver. Devam edin siz. Gönül Hanımcığım, bu nefes egzersizlerini tam 40 defa yaptırıyoruz günde. Anlaştık mı? Anlaştık. 8 defa da derin derin nefes alıyoruz ve tekrar yine 8 sayıyoruz, nefesimizi veriyoruz. Bu sayı daha sonra tam 16'ya kadar çıkacak. Matematikten burada da kurtulamadık ya. Bıraktığımız çocuklar. Hadi devam, devam. Hadi bakalım. Full çekeceğiz. Hadi. Full çekeceğiz. Nefes full alıyoruz. Çekeceğiz. Hayriye. Evet. Full. 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 Evet gençler. Şimdi size sınav kaygınızı yenmek için birkaç egzersiz daha göstereceğim. Bunu böyle heyecanlandığınız durumlarda da yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Şimdi sağ elimizi yumruk yapıyoruz. Ve 5 kere derin derin nefes alıp veriyoruz. Evet, açıyoruz, kapıyoruz yumruklarımızı bu arada. Çok güzel. Özellikle bunu sınav kağıtları dağıtılırken yapabilirsiniz. İyi de benim heyecan sorunum yok ki. Ben sadece ders çalışmak istemiyorum. Aslında ben de dersleri çok seviyorum ama sadece çalışmadığım zaman. Hayriye, zor bir soru geldiğinde bu egzersizi mi yapsınlar? Onun için ayrı bir egzersiz var. Nefes tutma egzersizi. Nefesimizi tutuyoruz. Benim birçok danışanım bu egzersizi yaptıkları için doğru kararlar verdiler. Nasıl ya? Cevabı bulana kadar nefesimizi mi tutacağız? Cevabı bulamazsak ölecek miyiz? Evet çocuklar, nefes olayımızı da hallettiğimize göre odalarımıza gidiyoruz ve test çözmeye başlıyoruz. Hadi marş marş. Anne saat daha 16:47. Bari tam saat olmasını bekleyelim. Gel şunu 17 yapalım. Aynen ya. Tam saatte başlayalım, tam saatte bitirelim. Ya siz başlayana kadar 17 olur zaten. Hadi, hadi lütfen. Hadi. Telefonlar nereye gidiyor? Pardon. Telefonları oraya koyuyorsunuz. Bir saat telefon yok. Ama anne ya.
Ya yapamadığımız sorular olunca arkadaşlarımıza soruyoruz. O yüzden lazım telefon. Yapamadığınız soru olduğu zaman bırakın onu, sonra beraber tekrar bakarız. O zaman sen de telefonu bırakacaksın. Şartları eşitleyeceğiz. Tamam tamam, ben de bırak. Ah, bak burada. Koy, koy telefonu. Koy, benimki de burada. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım. Hadi. Siz salonda. Niye odalarınızda çalışmıyorsunuz? Burada çözmek istedik anne. Evet. Aklınız telefonlarda değil mi? Bir saat telefon yok dedim size. Ne alaka ya? Alakası yok. Telefon mu? Neredeydi onlar? Ha. Buradalar. Ya hadi bakalım odalarınıza. Odalarınıza. Full, 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 full. Teneffüs zamanı. 10 dakikalığına telefonlarımızı alabilir miyiz? İyi tamam, alabilirsiniz. Almasınlar, yürün! Neden ya? Dikkatiniz dağılmasın çocuklar, o açıdan diyorum yani. Teneffüsteyiz Tuna amca. Ne saçmalıyorsun Tuna? Alın çocuklar siz. Almayın! Aa! Hayır yani Tuna haklı. Hani bir kere bozarlarsa devamı gelir o yüzden. Ne alakası var canım? Diyet mi bu? Zaten mesajlara bakıp çıkacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.